Lütfü Bey hoş geldiniz. Kaç yaşındasınız? 30 yaşındayım. 30 yaşındasınız. İki evlilik sığdırmışsınız 30 yaşına. Evet. Ama galiba ilk evliliğinizi hep annenizle beraber yaşamışsınız. Evet maalesef. Öyle mi? Annem öyle istediği için. Annem de eşi de öldüğü için. Babanız. Evet babam. Babanız vefat ettiği için hep sizin evliliğinizin içinde miydi anneniz? Yani benden ayrılmak istemiyordu. O yüzden beraber yaşıyorduk. Değil. Tek çocuk musunuz? Ablam var. Bir de ablanız var. Aslında iki çocuğu var. Evet. Kaç yaşındayken babanız vefat etti? 6 yaşındayken. Ben küçük. Anneniz mi? Anneniz herhalde. Evet. Değil mi? Çok böyle havalı bakımlı bir kadına benziyor anneniz. Evet öyledir. Peki. Bir de ilk eşinizi istiyorsunuz. İlk eşinize tekrar. İlk eşimi istiyorum. Gülsüm Hanım'la. Gülsüm Hanım'ı da verin Oğuz. Oo. Yani çok hoş bir hanımefendi Gülsüm Hanım değil mi? Çok güzel. Ben çok beğendim maşallah. Peki Gülsüm Hanım'la nasıl tanıştınız? Gülsüm Hanım'la lisedeyken tanıştık. Ha lise arkadaşısınız siz. Evet. O zamanlar var mıydı aşk? Vardı. Vardı. İlk aşkınız mı Gülsüm? Evet. Siz de onun herhalde. Ben yan sınıfımızda okuyordum Gülsüm. Aha. Ben annemi ikna ettim zar zor. Ne için? Gülsüm'ün sınıfını aldır diye. Ha siz lisedeyken daha Gülsüm'ün evet. sınıfına geçmek için anneyi ikna daha Gülsüm'e anne yakın olmak için. Okulda mıydı? Görevli miydi? Yok görevli değildi. Ya annem beni yazdırdı ya okula. Ha. Ben Gülsüm'e yakın olmak için onun sınıfına geçmek istedim yani. Söylediniz çünkü mi teneffüslerde fazla göremiyordum. O yüzden sürekli yanında olmak istedim yani. Sınıfta hoca ders anlatsın Lütfü. Gülsüm'ü seyretsin. Bu durum öyle mi oluyordu Lütfü? Yani hem çalışıyorduk, dersimizde çalışıyorduk ama yine de... Peki Gülsüm senin bu duygularından haberdar mıydı lisedeyken? İlk nasıl söyledin? Haberdardı. İlk nasıl söyledin ona? İlgin olduğunu? İlgim olduğunu... Ben dedim hoşlandım sizden dedim Gülsüm'le. Peki yani... Lütfü şimdi enteresan bir hayatın var. İlk evliliğini aşkla yapmışsın. İkinci evliliğin de var. Ve her şeyin içinde annenin olduğunu söylüyorsun. Evet. İkinci evliliğim annem istedi. Peki bu arada senin adın Lütfü. Annen sana niye Lütfü diyor? Yani o öyle bir huy yaptı kendinde. Öyle Lütfi diye çocukluktan kalma bir travması. Ama bunu istemiyorsun sen. Ben bunu istemiyorum. Bayağı hayallerini sorduk. Annesinin Lütfi demesini istemiyor. Semra Hanım niye oğlunuza Lütfi diyorsunuz? Lütfi oğlum ne yapıyorsun sen? Ne işler çeviriyorsun orada oğlum? Allah. Burası kalabalık. Her yerde salgın var. Senin o kadınla ne işin var? Hastalanıp üşüteceksin. Yine benim başıma kalacaksın yavrum. Yapma bunu. Tansiyonlarımı fırlattın. Bana neden haber vermedin oğlum? Bir dakika. Gidiyorsun oraya. Semra Hanım siz Lütfü'yü nerede zannediyorsunuz? Arkadaşının evinde zannediyorum ben. Peki. Hiç gündür yok. Peki annem... bir kere önce şunu söyleyeyim. Burası gayet sıcak. Asla oğlunuz kendini üşütmez hiç merak etmeyin. Ay kusura bakmayın Zayda Hanım. Çok sinirlendim görünce vallahi. Çok sevdiğim bir kanal. Sizi çok beğeniyorum. Ama ben çok şok oldum yani. Sağ olun. Çok oldum. Siz de bir annesiniz. Tabii bana da hak öyle. Vermeniz lazım. Tabii ki. Ama yani bakın... bana haber vermeden gidip orada programa katılması beni çok üzdü. Gerçekten anneciğim sana çok... haber verseydim sen kesinlikle izin vermezdin buna. Oğlum ne işin var senin o kadınla? Ne işin var? 2 yıl evli kaldın ayrıldın. Sevseydiniz ayrılmazdınız. Neden böyle yapıyorsun çocuğum sen? Anneciğim ben... Kendine neden eziyet ediyorsun yavrucuğum? Ben Gülsüm'ü seviyorum anneciğim. Ben bunu anladım. Ve pişmanım. Yani ben Gülsüm'le tekrar... Oğlum Gülsüm bizim ailemize layık bir kız değil. Sana kadınlık yapamaz. Sana eş olamaz çocuğum. Sana daha kaç sefer söyleyeceğim yavrum? Anneciğim senin bulduğun... Zeynep'i de gördük ama o da şu an ortalarda yok. Yani bir ondan bahsedelim istersen. Ama o benim günden arkadaşım tanıyordum. Bundan iyiydi. En azından iyiydi. Kötü bir ben de, yok. Ben de Gülsüm'ü tanıyordum anne. Yavrum bu işten anlamıyor. Sabahtan akşama kadar. Telefon bir yemek yapmasını şimdi bilmiyor. Bir dakika. Bir dakika Semra Hanım. Şimdi ben anlamak için soruyorum. Sizin kaç gelininiz oldu? Benim 2 gelinim oldu. İki gelininiz oldu. Evet, biri Gülsüm. Evet. Gülsüm'ü pek sevmediniz anladığım kadarıyla. Gülsüm'ü sevmedim çünkü Gülsüm benim çıkarmak için söylemesi ayıp. Kuru fasulyenin içine tuzları basıp tansiyonlarımı çıkardı. Hiçbir şeyden anlamıyor. Hiçbir şeyden anlamıyor Zayda Hanım. Bu yüzden mi peki oğlunuzun Gülsüm'ü sevmesine karşısınız hala? Ya o sürekli
ilgilenmiyor, oğlumla ilgilenmiyor, kandırıyor. Söyleme sahip, eşim vefat etti. Ben küçük yaşta bunları baktım. Allah rahmet eylesin. Maddi durumumuz çok iyi olduğu için o da mal yüzünden onun etrafında döndü, oğlumu kandırdı. Daha halen inandıramıyorum çocuğumu. Bize layık bir gelin değil. Anneciğim, kandırılacak bir durum yok. Zaten ben Gülsüm'ü seviyordum yani. Onu beni kandırma gibi bir şansı oğlum, yok. Oğlum sen onu seviyorsun ama o başka şeyi seviyor. Seni sevmiyor. Bunu neden kabul etmiyorsun yavrucuğum? Parayı mı seviyor demek istiyorsunuz? Parayı seviyor. Hayır, evet. Parayla... Evet Zayda Hanımcığım. Oğlum birazcık tat anlamıyor. Peki anlamıyor. Bu kadar, ya Allah çok versin de bu kadar büyük bir mal varlığından bahsediyoruz. Evet. Valla çok şükür. Ne kadar mal varlığınız var? Kapalı çarşıda dükkanlarımız var. Kapalı çarşıda. Apartmanlarımız var. Çok şükür. Yani maddelerimiz çok var. İyi. Apartmanlar rahmetli, var, dört tane daire var. Tane daire kapalı çarşıda dükkanlar var. Beni mağdur etmediler. Zaten varlıklı, variyetli tanımış bunlar bir ailenin. Bunlar eşinizden kalanlar mı? Babanızdan tabii, kalanlar mı? Tabii eşimden kalan. Evet, evet. Yani Allah daha çok versin. Ama şimdi para da dert. Görüyor musun bu sefer seni mi sana mı geliyor? Paraya mı geliyor? Anda? Neyse tek derdimiz bu olsun ama. Peki. Bence. Yani şimdi bunu yapmam gerekiyor. Çünkü Lütfü'nün bana başvurma sebebi eski evet. eşine ulaşabilmek. Muhtemelen de bizi dinliyordur şimdi. Çünkü fotoğrafı da var orada. Her ikimizin evet. de fotoğrafı var. Lütfü evet. seslenir misin ilk eşine? Ben kendisine şiir yazdım. Yazdın mı? Çıkart nerede şiir? Müsaadeniz varsa. Hatta akrostiş yazmış bak. Bunu okumak istiyorum. Tamam tabii ki. Dur mikrofonumuz da orada, al mikrofonu. Bugün şiir günümüz oldu maşallah. Kamil'den sonra. Oğuzcum sese de eko verelim madem güzel güzel okusun. Dur bir dakika bir hazırlayalım onu. Lütfü bunu ne zaman yazdın? Bugün yazdım. Bugün mi yazdın? Var mı böyle şeylerin? Söyler miydin eşine? Ya içimden geliyor çünkü sevdiğim için. İçinden geliyor. Evet. Ne bileyim, peki ikinci eşinden ayrıldın ama değil mi? Ayrıldım. Ha şimdi birincini arıyoruz, ikinciden ayrılmış olman lazım öncelikle yani. Ha ya baksana. Peki bir de maşallah yani çok da hoş bir hanım. Peki evet. Lütfü hazırsan başla. Eko verecek. Verecek Lütfü. Ama yakın tut olur mu ağzına? Tamam. Lütfü ilk eşine yazdığı şiiri okuyor. Ah oldum ah. Ah oldum ah. Hayatta okuyorum. Nasıl istiyorsan. Başla Lütfü. Gözleri güzelim. Üzdüğümün farkındayım. Lise aşkım. Seni seviyorum. Üçe bölündüm. Meğer sen misin hayat gayem? Gülsümüm. Beni duyuyorsan. Beni duyuyorsan. Yakın tut, yakın tut. Beni duyuyorsan ve izliyorsan lütfen beni affet. Her şeye yeniden başlayalım. Onun için buradayım. Gülsüm merhaba. Merhaba Zayda Hanım. Hoş geldin Gülsüm. İnan hepimiz seni çok merak ettik. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Merhaba. Şu an izliyor musun bizi? İzleyebilir yani misin? Yani izliyorum ve hani bayağı da bir gerginim. Yani şu an Lütfi'nin orada nasıl olduğunu ben anlamıyorum. Annesi nasıl izin verdi şu an o programa çıktı. Kaçtı, ben hayretler içerisindeyim şu an. Lütfi bana kaçtı sorma. Eski kayınvaliden de şu yani an hayır, telefon... Benim benim anlayamadığım şey onun annesi böyle bir şeye kesinlikle müsaade etmez. Annesi çok baskıcı bir kadındır. Yani şu anda, tam böyle ama şu anda diyebileceğimiz Semra Hanım da hatta. Semra Hanım da hatta selam tabii verebilirsin. Yani Semra anne. Ben yani Allah anlamadım dur yani. Kızlar bir dakika biz hiçbir şey anlamadık bir dakika. Kuşkular uzun. Ne yapayım ben böyle gelin be? İstemiyorum bizim aileye layık bir gelin değil. Yani Lütfü Semra Hanım bir isterseniz. Senin çıkmana nasıl müsaade etti bana bunu söyler onlar misin? Bir konuşsun. Anneciğim senin kusura bakma da yani burada senin istediğin de dolandırdı kaçtı onu nasıl yapacağız? Oo. O gene bundan iyiydi saygılıydı. En azından Gülsüm hiçbir şey talep etmedi ayrılırken. Ne kadar dolandırdı Lütfü sizi? Çoğu şey. Va evde şey mi? Gitti. Kaç para gitti? Yani arabalar, kasadaki paralar. Oo. Oğlum, dairenin bir verdim. Tanesini üstüne yaptırdı. Onu ben verdim yavrum. Gönül rızamla verdim. Ben gelinimden memnundum. Günden arkadaşımın kızıydı. Memnundum yavrum ben. Yani ne bileyim. Neden kalktın gitti? Anneciğim tamam sen verdin de. Bir sebebi vardır bir tane. Ama baksanıza malı mülkü götürmüş Semra Hanım ikincisi. Ama ben siz bulmuşsunuz. Verdim.
ben bilerek. Zayda Hanımcığım. Niye veriyorsunuz? Çocuğunuzu aldım. Bırakmış gitmiş. Bir şey söyleyeyim Zayda Hanım size. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Arkadaşımın çocukları biliyoruz. Ailesini tanıyoruz. Ya ailesini tanıyoruz. Tamam Gülsüm. Bir dakika tabii ki Gülsüm. Bir şey Semra Hanım bir dakikanızı rica edeceğim. Tabii ki. Biz evlendiğimiz günden itibaren annesi bize hayatı zehir etti. Ben evliliğimden hiçbir şey anlamadım. Ne yaptı mesela? Bizimle, biz balayına gittiğimizde inanır mısınız annesi bizimle beraber geldi. Ben evet. Balayını kocam ve kaynanamla beraber yaptım. Benim yan odamda kaynanam oturdu. Ben balayında kahvaltımı kaynanam ve kocamla yaptım. Kimse bana lütfen gelip de burada hani kadını savunmasın. Yani hala Lütfi'nin oraya çıktığına nasıl müsaade ettiğini anlamıyorum. Bana hayatımı, evliliğimi zehir zindan etti bu kadın. Semra Hanım sizin ne işiniz var balayında gözünüzü seveyim. Bakın. Ya balayına gelmedin mi? Ya balayına benimle gelmedin mi? Benimle gelmedin mi? Bana bunu söyler misin? Tutturdu. Ne diye tuttu? Var. Benim oğlum omlet yerse midesinde ülser var. Rahat edemez. Ya balayına, hiçbir şey balayına değil nasıl gelebilirsin? Sen de oğlum nasıl bu kadar korkmaya meraklı olabilirsin? Ay şaka gibi şu an yaşadıklarım ya. Gerçekten bir dakika ya. Sebebi ülseri ben var omlet yerken balayında omleti siz mi yedirdiniz Lütfiye? Hayır zorla kendisi yedirdi. Zorla kendisi yedirdi. Benim oğlum. Ya ben Zahide var, Hanım sabah kahvaltımızda yiyeceğiniz yemeği. Bir dakika bir tek tek konuşalım baba tek tek. Zahide Hanımcığım yiyemez. Sabahleyin kahvaltıda. Bir dakika Selma Hanım bir dakika Gülsüm söyle. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii sabahleyin ki. Bizim kahvaltıda yediğimiz şeylere kadar karışan bir insan bu. Bizim yediğimiz yemeğe karışıyor ya. Lütfi'nin yediği yemeğe karışıyor bir dakika, bu insan evladım. Bir dakika Selma Hanım. Selma Hanım bir tam anlayayım. Anlayayım. Şimdi siz balayına gidiyorsunuz. Balayında benim bildiğim karı koca olur. Annenin babanın kaynağının ne işi var balayında? Benim en büyük hatam orada oldu zaten. Ama şimdi ben de anneyim. Anneyi Bodrum'a gidiyor. Hayatım ben de anneyim de bak. Aras evlense benim ne işim var balayında? Bir kere Aras istemez ki beni götürmez kusura bakma Lütfü yani. Ben anlayayım. Ne var Bodrum'a gittiysen? Ne var Bodrum'a gittiysem? Ne var onu yalnız bırakmamışım. Ben ama, bu kiloz gelini mi bırakacağım oğluma? Semra Hanım zayıflatsın, ama o... Yürebilirse kaldıramaz Zahide Hanım. Ama balayı. Yani balayı o karısıyla beraber gidip hani evliliğe ilk adım attıkları yer orası. Ama ben oğlumu Zahide Hanım ne çektiğimi bilmem diyor. Allah biliyor. Benim bir dakika. Bir dakika. İkinizi de anlamıyorum böyle bir dakika. Şimdi Semra Hanım bir konuşsun sonra sana vereceğim sözü olur mu bir tanem? Tamam. Semra Hanım neden balayına gittiniz? Ben bu Gülsüm'e güvenmediğim için gittim. Bir de gittiysem ne olmuş? Annesiyim. Doğdurumu görmemiştim. Anneciğim. Ama hayatım sonra yani, gideydiniz. Güvenmeyip ne yapacak? Bu kadın beni mi öldürecek? Yok ya. Bak Lütfü ne diyor? Yok. Bu kadın beni mi öldürecek? Ne yapabilir bana diyor balayında diyor. Balayında bir insan eşini mi öldürür? Ne yapabilir Zahide Hanım bir şey söyleyebilir ya ondan her şey beklenir. Onlar her şey beklenir. Nikah yaptı ya o her şey beklenir. Yapmayın onlar. Semra Hanım gözünde, bunlar yeni evliler. Yani... Ben gece yapıyor gözlerine baksana fotoğraflar resim. Semra Hanım siz oğlunuzu kıskanmışsınız. Bak siz oğlunuzun en büyük hatası o kızı sevmesi. Bakın o aslında ikinci bir hatası var. Sevdiğini size belli etmemesi lazımdı. Hatta ben... yani eğer oğlunuz Gülsüm'ü ya anne sevmiyorum ama idareten alacağım deseydi siz Gülsüm'e bayılırdınız. Yani Gülsüm'ü sevdiği için, Gülsüm'e aşık olduğu için siz kıskandınız. Çocuğa hayatı zindan ettiniz. En büyük kıskançlık kaynana kıskançlık. Avukatımız bu arada. Bakın ben Gülsüm'ü seviyordum. Hayır erkek erkeğin halinden anlar. Şimdi rahmetli benim bir tane... Kandırdı. Bakın rahmetli benim bir tane hocam vardı. Eşiyle odada şakadan kavga yaparlarmış. Annesi duysun da içi rahatlasın, soğusun diye. Yani sen arası kavga edecektin Gülsüm'le. Anne diyecektin ya mecburen aldık. Bak bayılırdı o zaman. Bak şimdi adama öbür o ikinci eşine evi kaptırmışsın. Evi bilmiyorum da arabaya kaptırmışsın. Paralara kaptırmışsın. Semra'nın gözü görmüyor. Yani onları diyor ben verdim diyor. Ama gönlünü kaptırınca büyük sıkıntı. Çünkü onu kendisi buldu. Aynen öyle. O önemli değil. Sen onu sevmiyordun. Ya sen sevmeyince malı mülkü ver. Semra Hanım için problem değil ama gönlünü verirsen, kalbini verirsen problem orada var. Vallahi erkek bravo. Çocuğu ve anneler. Yani maalesef öyle yani. Peki. Ama o gelinim saygılıydı, tatlı dilliydi, marifetliydi, elinden her iş gelirdi.
oğluma daha iyi şey eş olurdu. Ama bu Gülsüm. Hangi Gülsüm hangi gelin size daha iyi davrandı? Anneciğim, Selma, tatlı deli, tatlı deli diyor ya. Heh. Tatlı deliyle zaten dolandırdı kaçtı anneciğim. Oğlum dolandırmadı. Nereden biliyorsun geri kaçtığını? Nerede şu anda eski gelininiz? Gelir, nerede? Bir gelsin buraya gelsin. Muhakkak gelecektir oğlum. Benim muhakkak gelecektir diye kızı, bu çocuk beklesin mi kızı? Niye kaçtın? Niye kaçtın çocuğum? Buraya gelsin, telefona bağlansın. Ya Zahide Hanım, Zahide Hanım. Gülsüm söyle. Ne çektiğimi bir ben biliyorum, bir de Allah biliyor. Düşman başına böyle kaynana. Bir o, bir de onun kızı. Gülsüm. Düşman ya Zahide Hanım, 9 ay karnında taşımışım. Bir annenin oğlu tabii ki kadar doğan Semra ne olabilir? Hanım, sizin yeriniz apayrı, anneler başımızın tacı. Ama şimdi müsaadeniz olursa bir gelin de anlatsın bakalım o neler yaşamış. Zahide Hanım, heh, ben severek evlendim. Biz lisede birbirimizi gördük, beğendik, heh, evlendik. Evlenmeden önce beni istemedi, evlendikten sonra beni istemedi. Biz evlendikten sonra balayına geldi, balayımı zehir etti. Ben 2 sene evli kaldım sadece. 2 sene boyunca gün yüzü görmedim. Bu kadın her gün benim evimdeydi. Evime aldığım eşyaya kadar karışabilir mi bir insan? Ya perde takımından yatak örtüsü takımına kadar karıştı bu insan. Benim ev kimin eviydi? Birlikte mi yaşadınız? Annem hayır benim, biz kirada kalıyorduk. Kirada kalıyordunuz. Yavrum çalışmıyordunuz. Parasını ben verdim. Verdiğim eşyalarda da oturamaz mıyım? O benim en doğal hakkım değil mi ya? Siz verdiniz o eşyaları. Ben aldım. Doğal hakkından bahsediyorsun. Annesiyim. O zaman oğlumu annesiyim. 9 ay karnında taşımışım. Benim en doğal hakkım. Evlendirmeyecektin oğlunu o zaman. Niye benim hayatımı Zahide bahsettiniz? Hanım, ablamı benim bağlayabilir miyiz? Ablam da çok büyük etkisi oldu boşanmamda. Ablanızın da etkisi oldu. Bağlayalım. Bağlayalım hemen. Ben Semra Hanım'a bir şey sorabilir miyim Zahide Hanım? Şimdi oğlunuzu bu kadar çok seviyorsunuz ya, bir anne olarak sizi çok iyi anlıyorum. Eşinizi erken yaşta kaybedip aslında Lütfü'yü bir noktada kız çocuğunuza bunu yapmamışsınızdır eminim. Genelde psikolojide böyledir. Erkek çocuk eşin yerine konur evde. Tamam. Şimdi bu kadar çok seviyorsunuz, çok ilgileniyorsunuz. Burada üşüdü mü diye bağlandınız. Burada üşüdü mü diye bağlandınız falan. Peki gönlünüz onun sevmediği bir kadınla beraber olmasını nasıl el veriyor gönlünüz buna? Sevdiği biriyle mutlu olması daha iyi gelmiyor mu kulağınıza? Oğlum seviyor da gelinimin sevdiğine inanmıyorum ben. Ben sevmiyorum. Davranışları, oğlunla neden hareketleri onu göstermiyor. Bak, güven vermediği için, güvenemediği için ben böyle itiraz Semra ediyorum Semra Hanım, Semra Hanım, bakın şimdi bu kız da lisedeyken ilk oğlunuzu görmüş. Onlar birbirlerini gerçekten lise aşkları bambaşkadır bak. Anlayamaz yani, lisede aşık olmayan bunu anlayamaz. Daha saf, daha tertemiz duygulardır. Para pulu yoktur, başka şeyler yoktur. Hani gerçekten birbirlerini sevmişler belli ki. Siz bu çocuğun ama sınıfını değiştirmişsiniz. Zahide Hanımcığım, bakın canım, bu heh, o kadar masum bir kız değil. Bakın oğlumu sinemalara götürdüler. Bunda ne var? Gidiyorlar. Gündüz matinesi varken gece sinemaya götürüyor oğlumu. Ne kadar ayıp. Nasıl böyle bir şey yapar? Nasıl böyle bir şey yapar? Sinemalar zaten hep akşam oluyor ya. Akşamın 10'unda eve geliyor. Düşünebiliyor musun? Akşam 10'da. Peki şöyle yapalım mı? Bakın hanımlar, şimdi anne başımızın tacı Semra Hanım. Çok emeğiniz var. Tabii ki başımızın tacısınız. Bir şey olacaksa sizin rızanızla olması çok daha hayırlı ve isteğimiz böyle. Gülsüm Hanım, ne düşündüğünüzü tam bilemiyorum ama Lütfü sizi çok seviyor. Onu biz hepimiz hissettik. Ve ne söyleyecekseniz ben yüzüne söylemenizi isterim. O yüzden sizi buraya davet ediyorum. Lütfen her iki hanımefendi beni kırmaz gelirse çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Annenin gelme ihtimalinden mi, eski eşinin gelme ihtimalinden mi? Eski eşimin gelme ihtimalinden. Eyvah, annen duymasın Lütfü. Annem gelecekse korkuyorum şu anda. Gerçekten mi? Ne yapacaksın, kaçıp gideceğim mi stüdyodan annen geldiyse? Geldiği zaman görürsünüz, anlarsınız. Ha? Peki Lütfü bak, burada bir itirafın var. Ben orada kaybettim zaten, orada hata ettim diyorsun. Yani balayını anneni götürmekle mi, yoksa başka hatalarında oldu mu? Annemi götürmekle. Peki nasıl söyledi sana annen? Son anda mı ortaya çıktı böyle? Yani biletleri annem almıştı zaten. Benim de sonradan haberim oldu. 3 tane almış. Ben de şimdi hani hevesi kırılmasın diye. Bodrum hiç görmemişti herhalde. Görmemiş. Görsün istedi. Hı-hı. Sen ne dedin annene? Anne dedim yani, eğer ki bize karışmayacaksan orada, rahat duracaksan tamam buyur gel dedim. Rahat durdu ama mu? Ama durmadı. Durmadı. Ne, hı-hı, yaptı mesela?
Yani yiyeceğimize, içeceğimize karıştı. Her şeyimize karıştı. Aynı odada kalmadınız değil mi? Yan odamızda. Yok. Dur, gülmeyin ayol. Ciddi o kadarını, şeyler bunlar yani. O kadarını yapamadı ama. Yapamadı, yapmak istedi mi? Ondan daha beter şeyler yaptı yani. Ne yaptı? İşte yiyeceğimize, içeceğimize karıştı. Bu mu daha beter yan odamız, aynı odada kalmanızda? Yan odamızdaydı. Sürekli gelip kontrol ediyordu. Neyi kontrol ediyordu? Yani bizi kontrol ediyordu. Lütfü uyudu mu işte. Lütfü uyudu mu? Evet, benim uykumu çok önemserdi annem. Eşim yani? De, eşim de horladığı için ben pek rahat uyuyamıyordum. O yüzden annem sürekli beni kontrol etmeye geliyordu. Yani uyudu mu? Gelip kendi gözüyle görüyordu, sonra uyuyordu. Onun horladığını nereden biliyordu annen? Biliyordu çünkü duyuluyordu horladı. Ha, duyuluyordu. Hı-hı. Birinci gün duydu, ikinci gün oğlum uyuyabildi mi diye mi geldi? Evet. Eyvah eyvah. Ne yapıyordu peki? Yani dinliyor muydu sizi yan odadan? Yan oda duyuluyordu yani. Dinliyormuş demek ki. Ki duyuyor. Allah Allah. Peki daha beter dediğin sonra, başka ne var? Mesela havuz başındayız. 3 tane şezlong var. Benim yanımda eşim olması gerekirken annem var. Nasıl yani? Eşin nerede? Eşim yan şezlongda. Sen buradasın. Annen ortanızda. Evet. Eşin diğer tarafta. Evet. Orada da rahat bırakmadı. Allah Allah. Peki bir şey soracağım. Sen balayında eşinin elini tutabildin mi? Tutamadım. Onun yanındayken tutamadım. Gerçekten mi? Hı-hı. Ama senin sevgilin, karın artık hani... Yani kıramıyordum. Annemi de kıramıyordum. Çünkü üzüleceğini tahmin ediyordum. Niye üzülecek? Eşinin elini tuttuğunda niye üzülecek? İşte öyle bir baskı yaratmış bende. Annenin elini tutuyor muydun? Tutuyordum. Nasıl yani? Annenin elini tutuyordun. Karının elini? Yani öpmek için tutuyordum genelde. Ha, el ele gitmiyordunuz yani? Yok, öyle o şekilde değil. Peki, Gülsüm'ü ne kadar çok seviyorsun? Gülsüm'ü herkes gördü zaten, şiirlerde okudum. Yani Gülsüm'ü çağrıda Gülsüm yaptım. Çok güzel bir kız. Gerçekten böyle mi? Yani anneme rağmen buraya çıktıysam gerçekten seviyormuşum demek. Annen gerçekten şaşırdı yani canlı yayına bağlandığında. Evet, şaşırdı. Burada olduğuna inanamadı muhtemelen. Sen arkadaşım diye çıkıp... Bana kaçmışsın. Ben arkadaşımda kalıyordum. Evet, size sığındım yani bu konuda. Annem kesinlikle izin vermeyeceği için. Peki Lütfü, senin için biraz sonra bir kadını davet edeceğim. Kim olsun istersin? Annem gelmesin. Annem gelirse beni parçalayabilir burada. Parçalamaz canım, ben varım. Dur. Korkuyorum abi. Peki o zaman Lütfü, sana kötü bir haberim var. Annem burada. Nasıl yapacağız? Çok zor. Ha? Çok zor yani. Çok zor. Gerçekten gelse ne yapar hani? Bir kere gözleriyle beni yerin dibine sokabilir. Ve Lütfi diye, bakışları çok kuvvetlidir. Lütfi diye seslenirse beni herkesin içinde rezil eder. Zaten dün yayına da bir anda ben Lütfi diye bir ses duyunca... Yani sana Lütfi koymak istedi de Lütfü mü koydu acaba baban, öyle mi? Ya yok aslında Lütfü ama öyle bir alışkanlık yaptı kendinde. Ama sen bunu söylemesini istemiyorsun. İstemiyorum. Ama annem hala bana çocuk muamelesi yaptığı için. Kaç yaşındasın? 30. 30 yaşındasın ve peki Gülsüm gelmiş olabilir mi? Gülsüm gelmişse çok iyi olur. Ha? Ben biraz daha rahat olurum annem. Bir Gülsüm bana tarif eder misin? Burada çok güzel ama şimdi anlamıyorum artık. Hani herkes böyle Gülsüm... fotoğraflarda güzel. Bin bir türlü şey yapıyorlar yüzlerine yani. Bu kız gerçekten bu kadar güzel mi? Gülsüm benim boyumda. Ha. Siyah saçlı. Esmer bir kız. Yani tatlı buna bir kız. Buna bu tarife uyan binlerce kız var. Anlat, farklı ne var? Farklı yani gülüşü farklı. Ne bileyim, gönülden sevmesi var. Ha. Çok kibar konuşuyordu böyle. Evet, kibar konuşması falan çok güzeldi. Evet, bir yani. Gerçekten bu kadar güzel mi? Güzel gerçekten. Göründüğü kadar güzel. Hala siz de seni şimdi göreceksiniz. Efendim? Hala seni seviyor olabilir mi? Bence seviyor ama annem yüzünden istemiyor yani. Severek aslında mi seviyor. Ayrıldınız siz? Efendim? Severek mi ayrıldınız? Yani ayrıldığında bile seviyordu. O yüzden zaten benden hiçbir mal mülk falan da talep etmedi. O, ya. Yani. Benim zarar onu soranlar de istemedi. Da oldu bak. Çünkü malı mülkü çok. Kapalı çarşıda bir sürü dükkanlar, bir evet. sürü apartmanlar. Yani bu çocuğun da mal varlığı, daha doğrusu annesinin çok, babadan kalmış yani.
O yüzden hani acaba dediler bu kız bu çocukla bu yüzden mi? Bunlar lise arkadaşlar. Bu mal varlığın hepsini annem mi yönetiyor şu anda? Evet annem yönetiyor. Annem bir de ablam. Sen? Ablam biraz baskın. Ablan da baskın. Ama ben bana pek bir şey düşmüyor. Kalmıyor. Olmuyor. Peki. Gelse çok heyecanlanır mısın Gülsüm? Evet. Heyecanlanır. Nasıl yapalım? Bilmiyorum. Ha? Size bırakıyorum ben. Peki o zaman Lütfü sana bir iyi bir kötü haberim var. Önce kötü mü olsun? Hı? Terledi. Önce kötü olsun o zaman. Önce kötü mü olsun? Ha? Hı hı. Tamam. Aslında kötüyü söylemiştim. Senin için olan. Annem burada. Şimdi de iyi söyleyeyim mi? Gülsüm de burada. Alkışlarla Gülsüm'ü davet ediyor. Herkes Gülsüm'ü çok merak ediyor. Ve Gülsüm karar odasında. Sizce gelecek mi? Lütfü dalga mı geçiyorsun benimle? Geldi ya kız işte bak karşında oturuyor. Yani, bak şurada bak bak. Geldi de stüdyoya girmek isteyecek mi acaba? Yani beni isteyecek yani, mi? Yanımıza gelecek. Kendini ben de dedim onu. Allah Allah çocuğun gözünü mü karardın? Zahide Hanım kendinize sakladınız kızı buraya getirmediniz. Hocam sana ne oluyor? Dur Allah Allah. Karşımız burada. Hocam şimdi karar odası dedi ya. Karar odasında acaba evet mi diyecek, hayır mı? Yani. Karar verip seni seçecek mi demek istedin anladığım kadarıyla? İsteyecek mi? Yeniden barışacak mı demek istiyorsun galiba? Yani yüzleşmeye... Gelecek mi? Gelecek mi onu? Senin söylediklerine de bağlı bence. Ha? Bu arada... Ha. Çok güzel. Ha? Teşekkür ederim. Yani gerçekten hani Lütfü'nün bu kadar çırpındığı kadar... Yani... Varmış ben buraya, yani. Ben ha? buraya çıkmama değermiş yani değil mi? Bence de vallahi. Peki bir Gülsüm merak ediyorum bir gideyim yanına ama Gülsüm'ün yüzü hiç gülmüyor geldiğinden evet. beri. Evet. Dur bakayım bir de yakından göreyim sizin için Gülsüm'ü. Gülsüm hoş geldin. Hoş geldin teşekkür ederim. Merhaba bir tanem hoş Merhaba. Geldin. Gülsüm dünden beri seni çok merak ediyoruz. Niye biliyor musun? Fotoğrafını koydum. Allah'ım dedi herkes ne kadar güzel bir kız bu böyle maşallah. Ne güzel güzel konuştun böyle. Benim mi? Gülsüm hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Sen ne yapıyorsun şimdi bir anlat bana. Ben ne yapıyorum? Şu an çalışıyorum bir yerde bir mağazada. Televizyonda izledim. İnanılmaz derecede şaşırdım, gerildim. Ondan sonra... Dün gördüğünde. Tabii ki de. Dün gördüm ve tanıdın mı hemen? Tabii ki de tanıdım. Yani insan eski eşini nasıl tanımaz tabii. Zahide Hanım? Nasıl hissettin peki? Yani kızgın hissettim. Ya şöyle anlatayım size. Biz biraz kötü bir ayrılık süreci geçirdik. Ardından ben hani böyle bir şeyi görünce ilk başta çok şaşırdım. Onun annesi çok böyle baskıcı karakterde bir kadındır. Kesinlikle hani oğlunun böyle bir ekrana çıkmasına müsaade etmez. Zaten kaçıp gelmiş bana. Evet Benim ben çok gelmiş. Şaşırdım. Siz şu an hani ben size saygı duyduğum için şu an kibar konuşuyorum. Normalde çok gerginim. Lütfü ile zaten birebir de böyle olmayacağım. Dur korkutma çocuğu vallahi şimdi. İnan orada yani sen geldin buraya oturdun. Senin doğru canlı burada olup olmadığına bile şu an emin yani değilim bence. Yani ben çok gerginim. Buna emin olabilirsiniz. Peki Gülsüm'cüğüm sen buradasın ve bu oda bizim güvenli odamız tabii. aynı zamanda. Hı hı. İstersen çıkarsın istersen çıkmazsın. Ama tabii ki ben seni bir süre sonra Lütfü ile yüzleştirmeyi isterim. Çünkü bunu hı hı. ne söyleyeceksen yüzüne söylemeni isterim. Çünkü bu çocuğun duyguları çok saf ve temiz. Safi yani bir duygusu var onu görüyoruz. Hepimiz hissediyoruz. Yani biz de anneyiz. Hanım, Zahide Hanım... Duyguları saf olabilir ama benim kaynanamdan ve görümcemden neler çektiğimi bir ben biliyorum. Bir anlatsana bana. Şöyle söyleyeyim Zahide Hanım. Biz lisede tanıştık. Lisede birbirimizi sevdik, evlendik. Ardından ailesi beni kesinlikle kabul etmedi. Lise yıllarında da kabul etmedi. Lise bitti. Biz evlenmeye karar verdik. Evlendiğimiz süre zarfında da beni hiç beğenmediler. Gerek dış görünüş olarak, gerek Ay, karakter olarak. Nasıl beğenmediler? Devamlı işte yok sen kara kuru kızsın da sen şöylesin de sen böylesin işte biz seni istemiyoruz da falan dediler. Ardından Zahide Hanım. Geliyor. Zahide Hanım biz... sesi tanıyor musun? Tanıyorum. Balayı oldu doğal olarak işte gençler evlenir balayına giderler evet, değil mi? Evet. Biz balayına gittik. Balayına gittiğimiz süre zarfında hanımefendi Semra Hanım bizimle balayına geldi. Ben balayını ben eşim ve kaynanam olarak 3 kişi yaptım. Eşimle bir odada kalıyorum benim yan odamda kaynanam kalıyor.
Ben sabahleyin kahvaltı yapacağım, eşimle kahvaltı yapacağım, omlet yiyeceğim. Omletin tuzlu olup olmamasına dahi karışıyor. Yani ben eşimin, yani şu an o kadar gerginim ki benim eşimin omleti nasıl yediğinden sana ne? O 30 yaşında bir adam. Biz evlendiğimizde 25 yaşındaydı zaten. Böyle bir şey nasıl müsaade edebiliyor? Benim eski eşim nasıl müsaade edebiliyor? Çok gerildim. Bir şekilde orada bir gerginlik oldu balayı zamanlarında. Bir anlaşamamazlık yaşadık. Ben dedim ki ya dedim hani seviyorum ya çocuğu. Biraz dedim sabret hani belki böyle olmaz biraz daha düzelir. Her zaman ılımlı yaklaştım her zaman. Ardından biz geldik. Doğal. Daha gelmeden siz güneşlenirken şimdi Lütfü Semra Kaynan'a sen diğer taraftaymışsın. Tabii ki. Ha? Aynen öyleydi. Ve hani şey dediğim gibi ben balayını 3 kişi yaptım. 2 kişi de. Peki oğlum uyudu mu diye odaya geliyor muydu? Geldi. Yani bunu söylemek çok utanç verici bir şey benim için. Sonuçta özelim ama geldi. Ne yaptın? Tabii çıldırdım. Sen o zaman 25 yaşındasın. Çıldırdım. Evet ama hani ne yapabilirim ki? Sonuçta benden yaşça büyük ama artık ben zıvanadan çıktım. Bu saatten sonra sakin olmayacağım Zahide Hanım. Çünkü benim hayatımı mahvettiler. Belki sen de o sırada söyleyemediğin pek çok şeyi... Ay nasıl bunu evet, dinliyorlar? İnanamıyorum ya. Hayatımı mahvettiler. Peki balayından geldiniz. Evet. Bu kadın yalan söylüyor. Semra Hanım'ı duyuyorsunuz şu anda. Semra Hanım da geldi ama tutamıyorum. Semra Hanım. Bu kadın yalan söylüyor ya. Lütfü nereye gidiyorsun? Lütfü ne kadar yalancı ya. Biraz korkuyorum. Tamam Lütfü şu anda o yanında değil ama sesi bir geliyor. Ama biraz sonra anneni de alacağım buraya. Tamam. Peki, peki Gülsüm İstanbul'a döndünüz. Tabii. Kendi eviniz var mıydı? Şöyle söyleyeyim, bizim kendi evimiz vardı ama ben evli olduğum süre zarfında kaynanama kira ödedim. Allah Allah nasıl yani? Şöyle anlatayım size. Beni kaynanamla aynı evde yaşamak istediğini söyledi. İlk başta doğal olarak kabul ettim ama... Ardından ben kalmak istemediğimi söyledim. Doğal olarak eşime dedim ki hani ben çalışıyorum sen de çalışırsın ayrı bir eve çıkalım kiraya çıkalım dedim. Ama benim kaynanam bunu kabul etmedi. Biz yaşadığımız yalan söyleme yalan söyleme kızım. Bizim oturduğumuz evde yalan söylüyor ya Allah Allah. Ben evliliğim boyunca kaynanamla otururken kaynanama kira ödedim. Allah Allah. Siz aynı evde mi ayrı evlerde katlarda mı? Hayır hani... aynı evde yaşıyorduk. Çünkü mal varlıkları bayağı var. Kapalı çarşıda dükkanlar, tabii ki, apartmanlar zenginler falan. Ama hani sizi rahat rahat başka bir evde yaşatabilecek durumdalar. Şöyle söyleyeyim. Ben Lütfü'yü sevdiğim zaman kesinlikle mal varlığı benim gözümün önüne gelmedi. Eğer ki öyle olmuş olsaydı ben farklı beklentiler içerisine girmiş olabilirdim. Ama kaynanam benim şey her zaman benim Lütfü'nün parasının peşinde olduğumu düşündü. Yani bizim zaten anlaşamamamızın, bizim beni sevmemelerin asıl nedeni buydu. Ben para avcısı gelin rolünde bir imaj çizdim. Ama ben kesinlikle böyle değildim. Öyle olsaydım zaten şu an burada olmuş olmazdım. Şu an bu durumda olmuş olmazdım. Bence siz şu anda zaten evli olmuş. Çocuklarınızı seviyor kesinlikle olurdunuz. Kesinlikle her yani. Kızın hayali değil midir mutlu tabii bir yuva ki, çocuklar? Ama işte gelin görün ki kaynanan ve görümcen kötü olunca ne yazık ki böyle oluyor. Ah Gülsüm ah. Peki bir şey daha söylendi dün. Siz sinemaya gidiyormuşsunuz. Evet. Ama gece seansına gidiyormuşsunuz. Tabii bazı sinemalarda biliyorsunuzdur gece seansları oluyor saat 10'dan sonra falan. Ne söylüyor yalan? Eşim bana beraber yalan gidelim söylüyor. Diyordu. Allah'ım biz beraber ya gidiyorduk. Ya. Beraber nasıl dinliyorlar bunu ya? Nasıl dinliyorlar ya? Semra Hanım müsaade etmiyordu. Benim eşimle dışarı çıkmama bile... Evet. Sinemaya gidemiyorsunuz. Kesinlikle benim eşimle dışarı çıkmama bu hanımefendi müsaade etmedi. Ne demişti? Niye istedim? Ya bu saatte sinemaya mı gidilir? İşte sinemada ne izleyeceksiniz de bu kadın seni bozuyor da şu şöyle de bu böyle de. Senin oğlun evli. Senin oğlunun artık bir eşi var ve bir özel hayatları var. Haksız mıyım? Tabii ki. Müsaade etmedi ama. Benim hayatımı zehir etti. İki peki, sene evli kaldım. İki aynı, senem zehir oldu benim. Aynı evde iki sene nasıl yaşadınız? Yani sizin odanız, Semra Hanım'ın odası yan yana mıydı? Yakın. Yani yan yana değil. Arada lavabo vardı ama yan yana sayılırdı. Kaç odaydı, kaç salondu? 3 oda bir salondu. Normal bir... Evet ama bir tane evleri yok biliyorsunuz. Orada kalıyordu, sürü... biz de orada kalıyorduk. Gülsüm peki ailenle görüşebiliyor muydun? Ailemle görüşüyordum ama şu an sıkıntı yaşıyorum. En son olan olaylardan sonra doğal olarak onlar da biraz cephe tuttular bana. Peki Gülsüm, yani hala gençsiniz. 30 yaşındasınız şu an ikiniz de. Bir baksana Lütfü'ye görünce ne hissediyorsun? Hiç bakmadın Zahide geldiğinden Hanım ya, beri. Yanlış anlamayın ama gerçekten hani ben sizin için geldim. Teşekkür sizi kırmamak ediyorum, için biz. Geldim. Sağ ol. Ama hani kesinlikle öyle bir
yani nasıl diyeyim? Hayır, istemiyorum. Sadece istemeyebilirsin. Ama sonuçta bu senin hayatının ilk aşkı değil mi? İlk aşkı. Öyleydi. İlk erkeğin. Aşkındı. Dı. Ama sonuçta insan hani bir onun da kötü olmasını istemez. Hiç bakmadın geldiğinden beri. Bir bak istemedim. Lütfü değişmiş. Çocuğumu da böyle kandırdı ya. Bir bak değişmiş. Aynen. Bir aynı fark yok. İnanamıyorum. Hiç değişmemiş. Ben siz gelmeden önce sordum Gülsüm. Allah Allah. Gerçekten fotoğraf tek kadar güzel mi diye. Daha güzel zaten. Çok teşekkür ederim o sizin güzelliğine. Hayır, o senin, bunu şunun için de sordum. Sana bakışı nasıl, algılayışı nasıl? Seni bence... İnsanın bahtı güzel olsun Zahide. O da doğru. Allah çirkin bahtı versin derler ya böyle ama... Peki Gülsüm, bir kere teşekkür ediyorum benim kırmızı geldiğin için. Rica ederim. Sizin ben için geldim gidiyorum. Ben. Sağ ol bir tanem. Peki Lütfü, sen bir ara ayağa kalktın. Ne oldu? Niye ayağa kalktın sen? Zahide Hanım dediğim gibi dışarıdan bile müdahale ediyor yani. Şimdi buraya gelse acaba... Ya Lütfü bak, ben görmedim anneni ama burada... Şimdi sesini duydum. Hani Semra kaynanan nasıl olabilir de bu kadar hani? Vallahi onu da çok merak ediyorum. Şimdi kızımızı gördük. Maşallah. Anam benimkiler de orada. Bak Burak'la Muhammed de orada. Şimdi Burak'la Muhammed'i de, onu da programın sonuna doğru olacağım. Onların hayatında da bir takım değişiklikler var. Onları da konuşacağız. Maşallah, yalnız Semra Hanım orada bir oturuşu var. Şapka mapka. Peki o zaman Lütfü, iyi misin? İstersen ben yanına oturayım şimdi... senin. Semra Hanım'ı davet edeceğim. Belki bana kıyamaz ama Gülsüm Bey burada bir zarar verirse. Yok canım, nasıl zarar verebilir ya, kız orada. Orası bizim güvenli odamız zaten. Bir şey olmaz. Peki Semra Hanım'ı ben buraya davet ediyorum yine. Onu da bir alkışlayalım mı? Semra Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Nereye oturmak isterseniz buyurun. Teşekkür ediyorum. Allah'ım, ne kadar havalı bir kadın bu böyle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Efendim. Hoş bulduk. Ben size söz verdiğim için geldim. Çok teşekkür ediyorum beni kırmadığınız İnanın, için. İnanın dünden beri sabaha kadar uyuyamadım. Tansiyonlarım fırladı. Ama. Söz verdiğim için geldim ben sizin yanınıza. Ya ben çok mutlu oldum sizi görmekten. Teşekkür Çünkü, ediyorum. Yani ben de siz... çok mutlu oldum. Sağ çok sağ olun. Efendim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çünkü ben... Lütfü'yü çok sevdik biz. Evet. Gerçekten evet. Bence tüm Türkiye çok sevdi. Evet. Hani bütün anneler öyle değil mi? Hanımla alın bir mikrofonu. Şimdi sizi konuşturacağım ama Semra Hanım, ne düşünüyorsunuz kızım? Çok efendi maşallah. Çok güzel yetişmiş. Değil mi? Ama bu kadar da fazla yapmasa bu çocukların yuvasını yapsalar. Keşke. 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 Amin bana. Diyorum. Amin, amin. Hayırlısıysa hayırlısıyla. Konuşun kızlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla bilmiyorum hanımefendi, biraz Semra Hanım pek taviz verecek gibi değil. Aslında o bir şey soracağım size. Oğlunuzun Buyurun. Mutluluğu mu önemli, karnının doyması mı önemli? Yemeklerini beğenmiyorum diyorsunuz. Oğlunuz mutluysa bir ahçı tutarsınız eve çünkü alım gücünüz var. Ahçı yapsın yemeklerini. Gelinin yemeklerini demek istiyorsun. Şimdi yani evdeki yemekleri diyor ya, beni tuz çok atıyor hani, benim tansiyonlarımı çıkarıyor. Oğlu mutluysa kızla bir eve hizmetçi tutsun, içtiyse hepsinin yemeğini hizmetçi yapar. Sizce, onlar da mutlu olurlar ama... Semra Hanım oğlunu sevmiyor mu? Oğlunu çok seviyor, mutlu olmasını istemiyor. Onunla mutlu olmasını istiyor. Bazı anneler var öyle. Mutluluğunu paylaşamıyor. Peki o zaman dönelim Semra Hanım. Şimdi bana bir baştan anlatır mısınız? Şimdi bu çocuklar birbirlerini görmüş, sevmiş hem de liseden beri. Size ilk nasıl anlattı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben yeğenimi oğluma gelin olarak düşünüyordum. İlk başta? İlk başta, evet. Oğlum lisedeyken oğlumu ayartmış B şubesine geçirdi. Dolayısıyla rahmetli eşim oğlumun doktor olmasını istiyordu. Eğitimi için çok vasiyeti vardı bana. Ben de rahmetliye olan saygımdan, hürmetimden dolayı oğlumu güzel bir tahsil yapmasını istedim. Fakat, güzel yapmışsınız. Fakat ne kendisi okudu ne de benim oğlumun geleceğiyle, hayatıyla yani. Peki okumama sebebi? Şimdi tabii okul kaçamakları, oğlum çok dürüst bir çocuk, çok terbiyeli yetiştirdim, iyi çok, bir ailenin çocuğu. Çok. Biz çok çok Fakat sevdik onu. Yalan söylemeye başladı. İşte anneciğim, ben şeye gitmek istiyorum, arkadaşıma yarın sınavım var, ders çalışacağız, kalabilir miyim?
Şimdi oğlum hiçbir zaman bana yalan konuşmadı. Sınava gidiyorum diye arkadaşında kalıyor. Gülsüm'le görüşüyor. Yani bu nasıl ben bunu şey yapabilirim? Daha yani o aşamaya gelmedim ben değişti. Ama bunlar çok anormal şeyler değil. Çünkü sevmiş bir kızı ve sizin de izin vermeyeceğinizi düşünmüş şimdi herhalde. Şimdi evlilik yapabilmesi için bir insanın o olgunluğa erişmesi lazım. Kaç yaşında Gülsüm, evlendiler? 50 liseden çıkar çıkmaz hemen. 25. Ama 25 yaşında varmış. 25 de olsa. Oluyor. İşe girmiş ya oluyor. 25 de olsa yani evli de resmi nikah yapmasalar da evli gibi yaşadılar annemin, yani. Bir arada annemin oldular, gözünde gezdiler. Ben hala küçüğüm ya. Küçüğüm ya. Küçük, benim gözümde kalın. Biliyorsunuz anneler büyümüyor. Annelerin yanında her zaman çocukları büyümüyor küçüktür. Büyümüyor ama şimdi bu çocuklar blue çağına giriyor, kız arkadaşları oluyor. Peki Lütfü'nün başka bir kız arkadaşı olmadı o zaman hiç? Yok olmadı. Olmadı zaten. Fakat şimdi bizim örf adetlerimiz var. Bir büyüğüne saygı vardır, hürmet vardır. Hiç saygısızlık yaptın mı size? Oğlumdan yana değil. Anneciğim gelin, ben elimi öpebilir miyim? Sözünü hayır, kesin. Hayır çocuğum. Hayır. Hayır, hayır ya. Hayır. Ama çocuğu da öyle hayır. Bırakmayın şimdi. Milyonlar hayır, izliyor hayır. Yani. Böyle bir hayır. Şey içinden geldi. Hayır. Seviyorum da bilmiyorum. Çok kırıldım. Ben hiç oğlumdan beklemiyordum yani. Hiç böyle bir şey beklemiyordum oğlumdan. Ama düşünün Semih Hanım. Çok zor bir şey. Bak benim zor, arkadaşlarım var. Cemiyet insanıyım. İnsanların ağzına laf vermesi benim gururuma dokundu yani. Neden yani bana arkadaşıma gidiyorum diye haber veriyor. Ya yasak da olsa bu önemli bir şey yani. Peki bu ben kadar Zahide Hanım'la gidiyorum dese izin verecek miydiniz? Anne fena mı oldu Zahide Hanım'ı gördünün? Yok iyi Zahide Hanım'ı seviyorum. Burada hocalarımız var. Programı da seviyorum. Sağ olun. Zaten onun Zahide Hanım'a söz verdiğim için geldim oğlum ben buraya. Ben sizin için gelmedim yani. Çok kırdınız beni. Çok tamam. Kırdınız yani. Ben rahmetli baban burada olsaydı inme inmişti yani. Allah'tan ki bu günleri görmedi. Öyle deme anneciğim. Heh, bu günleri görmedi oğlum. Başka bir şey demiyorum sana. Oh, ne diyeyim vallahi. Peki Semra Hanım şimdi hepimiz şunu merak ediyoruz. Evet. Siz neden çocuğunuzla balayına gittiniz? Neden Gülsüm ve Lütfü ile beraber siz de balayındaydınız? Şimdi benim oğlum çok düzenli alıştırdım. Saat 8'i çeyrek geçe kahvaltısını yapar. Efendime söyleyeyim mide rahatsızlığı olduğu için kızartma, yağlı, acılı o tür şeyler yemez. Bu konularda çok hassasım yani. Tamam başka bir çok şey hassasım. Var mı? Tamam. Bir de ben gittim. Ben de yani ne var bunda gittiysem? Yani ben de Bodrum'u görmedim. Ama ben ayrı odada kalacaktım fakat... Gülsüm'ün horultusundan benim oğlum uyuyamıyor. Siz aynı odada mısınız? Hayır, aynı odada değiliz. Gülsüm horladığı için ben de dedim ki oğlum Gülsüm horluyorsa anne ben uyuyamıyorum dedi. O zaman gel yavrum benim odada yat. Balayında. Ya balayında ama nasıl Gülsüm'ün yanından ayrıldıktan sonra ay nasıl mışıl şey mışıl uyuyor anlatamam size. Kesinlikle böyle o bir kadar şey böyle mümkün çocuk... değil. Öyle bir şey yok diyor bu arada Gülsüm Hanım. Ya öyle diyecek yalan söylüyor. Tabii ki yalan söylüyor. Söylediği hiçbir şey tabii doğru değil söylüyor. Zahide Hanım. Bakın çamaşır oğluma en güzel en kaliteli bembeyaz gömlekler alıyorum. Diyorum ki kızım beyaz programında yıka. Renklileri siyahları ayrı programda yıka. Bana inat edip. Siyahla beyazı bir arada makineye atıyor, çamaşır gri çıkıyor. Zahide Hanım söylediği hiçbir şey doğru değil Semra Hanım'ın. Ben size söyleyeyim. Ya bu çok akıllı bir kız öyle siyahla beyazı ayırt edemeyecek ama gibi durmuyor. Ama bana zıtlık yapıyor yani. Bana inat ama yapıyor onun bunlar. Ama Zahide Hanım başka beni istemiyor. Beni istemediği için yapıyor. Her i̇nat şeyimde bir yani. Kulp buluyor. Her şeyimde bir şey buluyor. Beğenmiyor, istemiyor. Peki Birsen Hanım şu anda telefonda Lütfü'nün kardeşi Gülsüm Hanım'ın evladı. Merhabalar Birsen Hanım. Merhaba. O yalancı oraya niye çektin? Niye çektin yalancı oraya? Benim annem orada, benim annem orada küçük düşünmeye ne hakkım? Benim ne işim var orada? Yalan, yalan da Hüda Hanım hepsi yalan. Bir dakika Birsen. Orada. Biraz daha ya ağlayacak yalanla yere benim annemin 80 milyonun önünde lezzetlerin ne hakkı var? Benim annem cemal bir insanı. Benim annemin çevresi çok. Bu kadın yalan söylüyor. Annemi zehirledi kadın ya. Annemi nasıl zehirleyebilir ya? Ben onun ailesinden kardeşimle gerizekalı. Akşam eve gelecektir Lütfü. Akşam eve gelecektir. Senin o bacaklarını sürücem. Babam öldükten sonra senin
Zahide beraber şimdi bastık. Zahide Hanım, ben bilerek sakin kalıyorum. Bilerek sakin kalıyorum. Kendi terbiyemi böyle bir terbiyesiz insanın karşısında bozmuyorum. Ama terbiyesizse. Duyuyorsun değil mi? Terbiyesiz. Benim annem, bir tane annem var ya. Bir tane kardeşim var. Şimdiki gelinler var ya. Oturacak elinde telefon. Oturuyor, dert vuruyor. Yemek yapmasını bile bilmiyor benim abi kardeşime ya. Zahide Hanım. Zahide Hanım, ben yemek yapıyordum. Evdelerken benim yemeğimi yiyorlardı. Ama benim eşim geldiğinde benim yaptığım yemeği yemiyorlardı. Utanmaz. Senin orada ne işin var? Geç sesini. Bana karşılık veriyorsun. Haddini açma. Nasıl bir gelirsin sen ne? Sen benim yaptığım yemekleri yiyip benim eşim geldiğinde yaptığım yemeği yemedin. Yağlı yapıyor, tuzlu yapıyor. Yemedin. Yemeyelim diye. Beğenmiyorsan almayacaktın ya. Bu kadar basit. Niye alıyorsun o zaman? Almayacaktım. Ben mi dedim senin kardeşine gel beni al diye? Kendi geldi istedi. Ben şimdi boşucunu kattım ya. Benim ne günahım var? Bodruma getirmiş. Hadsizsin, hadsiz, hadsiz. Hadsizsin. Bana cevap verme! Nasıl cevap verme ya? Sen kimsin ki ben sana cevap ver diyeceğim? Asıl sen bana cevap verme! Senin karşında çocuk yok! Yani, düşman bellediniz kendinizi bana artık! Masum bir şey değil yani. Gülsün. Olarak görüyorum. Semra Hanım. Kesin! Ama bu programdan sonra daha güzel olur. Benim kardeşim böyle değil. İlişkiniz daha güzel olur. Kardeşimle, annemle beraberiz ya. Bunu öldükten sonra bu çocuğu biz büyüttük ya. Bu çocuk böyle değildi. Kız aklını aldı. Beni siz delirttiniz. Beni siz delirttiniz. Beni siz delirttiniz. Bana Allah biliyor yukarıda. Yukarıda. Ben eğer oraya çıkmazdın. Kes sesini sen. Allah yukarıda her şeyi görüyor. Nasıl bir kadınsın? Bana bak cevap verin bana. Bana haksızlık yapıyorsun, sesini kes bak. Bana haksızlık yapıyorsun, o sesini kes. Hüsnünle görürüm bak. Sahilin. Seni sopaya alırım. Gelsene ya Allah aşkına bir gel. Ya senin benim elim armut mu topluyordu? Benim elim armut mu topluyor? Elim armut mu topluyor benim? Sen hepsi yaparım. Bana bak sevgilim senin. Kes sesini. Bak saygıdan bak. Annem orada bak birazdan tansiyonu çıksak. Benim saygım aygı kalmadı. Benim saygımın hepsini bitirdiniz. Saygım aygı yok. Bitti. Yeter. Sinirli kadın seni. Yeter be. İşte biz bu kadar bu haline geldik. Bir şey söyleyeyim. Saygı mı kaldı ya? Neyin saygısından bahsediyorsun? Sen bana saygı duyuyor musun ki ben sana saygı göstereyim? Neyden bahsediyorsun sen ya? Neyden? Şu an ikiniz de Lütfü'yü zor durumda bırakıyorsunuz hanımlar. Şimdi siz eski gelin görümcesiniz. Birsen bir merhaba diyemedim size. Bakın çok seviyorum sizi. Ama o tarzı beni mahsup etmeyin. Peki ama bak. Ediyorum. Birsen Hanımcığım Bekir şimdi ediyorum. Size daha merhaba demeden... Dur bir daha bismillah bir merhaba diyemedim. Siz ben hemen bir yükseldiniz. Kardeşimle annemle yan yana mıyız? Peki. Zahide Hanım ben çok pis daralmaya başladım. Bu kadın benim cinlerimi sepeme çıkartıyor. Ne yaşadığımı bir ben biliyorum, bir Allah biliyor. Benim sabrım falan kalmadı. Bir getirdiniz beni. Ben böyle bir insan değilim. Beni bu raddeye getirdiniz. Yeter. Cidden yeter. Sen değildin öyle. Peki. Bir alalım telefonu. Herkes biraz sakinleşsin. Birsen Hanım sakinleşsin. Tekrar bağlayalım. Şimdi bakın Birsen Hanımcığım bak anneniz geldi burada. Prensesler gibi. Kadının gelişi, oturuşu öyle değil mi? Hiç istifinde bozmadı. Gayet güzel oturuyor. Yani ben Lütfü öyle deyince ben Birsen Hanım'ın performansını acaba Semra Hanım mı dedim ama vallahi Semra Hanım gayet böyle... Şey böyle ne mi her yerin hakimi gibi oturuyor öyle değil mi? Semra Hanım ama, güzel yetiştirmiş kızını. Ama Zahide Hanım Lütfü şey, için. Telefonda olduğu için biraz öyle fevri davranıyor. Buraya gelse bence bu kadar cesaret edemez. Bunu. Olmaz mı? Yok. Ben Birsen Hanım'ı da tabii ki buraya bekliyorum. Ya bir de ben varım karşısında annesi var bu kadar cesaret edemez. Siz de varsınız. Yani tabii ki. Peki Birsen Hanım'la eğer konuşabilecek durumdaysam almak istiyorum. Peki Birsen Hanımcığım merhaba. Merhaba. Birsen. Merhaba. Bir sakin ol ama ne olur bak hiç konuşamayacağım yoksa. Sakin ol. Sen lütfen benimle konuş olur mu? Bakın beni o kadınla muhatap etmeyin. Tamam ama sen girişte direkt konuşunca. Benimle sen muhatap oluyorsun. Beni sen delirtiyorsun. Bak böyle ikiniz konuşamıyorsunuz. Bir konuşmak terbiyesizleşiyorsun ya. Yeter ya. Görüyorsunuz. 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 Görüyorsunuz.
çok saygı duyuyorum. O yüzden ben kendi istifimi bozmuyorum. Kendi karakterimi bozmayacağım. Lütfen bozmayın. İkiniz de öyle. Siz tabii yaş olarak biraz daha birbirinize yakınsınız. O yüzden böyle keşke mümkün olsaydı abla kardeş gibi olabilseydiniz ama o zamanlar çoktan geçmiş. Birsen, siz ilk defa Lütfü'nün evlenme isteğini ne zaman duydunuz? Hayır, size söyledi çok mi? Seviyorum. Çok bakın, teşekkür ediyorum bir tane. Ama beni o kadınla yan yana tamam, getirmeyin. Hayatım sen benimle konuş. O kadının sesini kapattım. Birsen, o kadın dediğin senin kardeşinin eski karısı. O kadın dediğin senin kardeşinin eski karısı. Ve o çocuk şu an benim için burada. Ben yine sinirleneceğim şimdi. Allah. Bakın sinirleneceğim şimdi. Zayda Hanım, peki sen de bir konuşma hiç lütfen Gülsün. Birsen Hanım benimle konuşun lütfen, tamam mı? Siz de şimdi o tarafa laf atarsanız hiçbir şey anlamıyoruz. Bir de bağırmayın ne olur, ben sizi duyuyorum zaten. Tüm Türkiye'si duyuyor. Bakın Lütfü'yü tüm Türkiye sevdi ve bağrına bastı. Her ne kadar sizin kardeşiniz, sizin çocuğunuz da olsa biz onu gerçekten bizim çocuğumuz gibi sevdik. Ve onun bu safiyane duygularıyla geldiğini hepimiz hissettik. Siz onun ablasısınız. Onun öyle olduğuna bakmayın Zayda Hanım. Gerçekten benim kardeşim salak. Benim kardeşim karının ağzına çok takıyor. Zamanında... Ama öyle olsa boşanır mıydı? Çocuk boşanmış. Çocuğunun için televizyona çıktı ve bizi 80 milyonun önünden rezil etti. Benim annem cemaat kadının ya. Allah aşkına sevilen hayatım, kadının. Bak ve kardeşin buraya sevdiğini söyleyerek geldi. Aşkı için geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Annenize de burada hiçbir şey olmuyor ayrıca. Kadın burada geldi hükümet gibi oturuyor. Bir şey de söylemiyor yani. Evladının yanında aslanlar gibi. Peki. Ben bir şey söyleyebilir miyim abla? Söyle. Ablanla da konuşabilirsin. Ablacığım neden bu kadar sinir yaptığını anlayamadım. Sen evde eve dağıtacaksın lütfen. Lütfen sen eve dağıtacaksın lütfen. Biz anneme o hafeyle nereye gitti tatlıysam seni bir sana. Ya utanmıyor musun lütfen? Ha? Ben utanılacak bir şey yapmıyorum burada. Ben sevgimin peşindeyim. Neyini eksik ettik kardeşim biz senin? Ha? Sen bu kadının ağzına bakıp da koltuklarda yatmadın mı? Yatağın da yatacak varken. Ha? Birsen siz evli misiniz? Hayır değil. Hiç evlendiniz mi? Hayır. Hiç aşık oldunuz mu? Hayır. Aşık olsaydınız acaba kardeşinizi daha mı iyi anlardınız diye düşünüyorum. Çünkü bu aşk başka bir şey. Babam öldükten sonra biz bir aile olduk. Bir çekirdek ailesi olduk. Bakın. Birbirimizin kanayan yarasına destek çıktık. Ya çok Allah güzel aşkına. Bir şey. Kardeşim salak salak orada geçmiş. Karıya meşe yokmuş ya. Mektup yazıyor ya. Şeyler yazmış ya. Allah aşkına ya. Niye onun benim sevdiğine inanmakta bu kadar güçlük çekiyorsunuz? Ablacığım mendiller şimdi, misin? Seren insan, işini zor durma bırak. Ablacığım, sevgisinin peşine düşmüş bir insan nasıl salak olabilir? Ne? Sevgisinin peşine düşmüş bir adam nasıl salak olabilir? Ne sevgisiymiş ya? Ne sevgisiymiş? Lütfen. Ne konuda salak olabilir? Sevgisinin peşine düşmüş bir adam. Bana bunu açıklar mısın? Sen de anlamıyor musun benim kardeşim? Saf. Yayın mı? Saf. Kandırıyor. Şeytan. Zahide Hanım, ben çok aşırı derecede sırf sizin için sustum ama daha fazla dayanamıyorum. Ben gene konuşacağım. Ama bir dakika, bana bir müsaade et hayatım. Tamam. Ben bir sorularımı sorayım. Bakın, her ailede baba kaybı olabilir. Allah uzun ömür versin ama anneniz sizin için burada ve ayakta kalmış bu kadın. Eşine olan saygısını da muazzam şekilde ifade etti. Ama sevgiye saygı duymak gerekmiyor mu? Size göre doğru insana aşık olmamış ama... yine de bu çocuk hala ondan vazgeçememiş. Bakın sonrasında siz istediniz diye sizin bulduğunuz birisiyle de evlilik yapmış Lütfü. Siz peki ikinci eşini sever miydiniz Birsen? Evet o iyiydi ya. O iyi miydi? Saygılıydı, hürmetkardı, yeni küçüğünü biliyordu. Bunda yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey ya. Peki Birsen Hanım. İkinci eşini dolandırmış ama onu. Bak. Onu ne yapacaksın şu an çok yani... Hayır tamam, dolandırmadı. Tamam oydu. Dolandırmadı. Her şeyi ben verdim. Ne dolandırmasın? Oydu. Niye iftira atıyorsun kızım? Anneciğim, bilip bilmeden. Niye olan oydu? Her şeyi üstüne yapıp kaçıp gitmesi dolandırma kaçıp sayılmıyor gitmedi, mu? Kaçıp gitmedi oğlum. Nereden biliyorsun kaçıp gittiğini? Nerede bunu tabii doğa. Bana düşman ya. Annesi arkadaşım bana zaten. Düşman. Kıbrıs'ta. Nerede? Onu bile savunur. Kıbrıs'ta. Peki Kıbrıs'ta gidiş sebebi neydi? Bizim çocuğumuz olmuyordu. Bunun için tedavi olması gerekiyordu. Annemi onunla de... da annenizle beraber mi yaşıyordunuz? İkinci evet. Evliliğinizde de yine beraber yaşıyordunuz. O horluyor muydu? Horlamıyordu.
Uğurlamıyordu. Kıyaslanamaz. Kıyaslanamaz yani. Gülsüm'le kıyaslanamaz. Şimdi bakın Zayda Hanım. Yuvayı dişi kuş yapar değil mi? Tabii ki. Heh. Biz de öyle biliriz. Bir kadın erkeği rezil de eder, vezir de eder. Bu rezil edenlerden. İkinci evliliği? İkinci evliliği öyle bir şey asla horladığım yoktu. Için mi ben senin oğlunu rezil ettim? Hayır, horlamam vardı kızım. Elinde aldığın parayı evde yemek yapmıyorsun. Hazır yemek getiriyorsun. Habire hazır yemek evde getiriyorsun. Evde yaptığım bütün böyle yemekleri şey yiyip ben de çocuktum. Akşam ben de eşim geldiğinde ben bu kadının yemeğini yemem. Evimde gel, kadın gibi değilsin. Yemeğimi de yaptım. Çocuklarıma da hizmet ettim. Ben 5 lira maaş alıyorsun. Her gün yapıyordunuz ya. Her gün gün Her gün sipariş verilir. Her gün benden hizmet bekliyorsun, temizlik bekliyorsun, yemek bekliyorsun, yıkadığın perdeyi beğenmiyorsun, tülle güneşliği karıştırıyorsun, kadın. Güneşliği öne koyuyorsun, tül perdeyi arkaya seriyorsun. Ya sana kızım, diyorum ki aile terbiyesi görmemişsin. Bir dakika şimdi bakın evliliklerde. Lafta yani, dinlemiyorsun. Semra Hanımcığım, perde yıkamaktır, yemek yapmaktır, hepsi tabii ki istenir ama asıl olan bizim bilmediğimiz zamanlarda karı koca kapısını kapatır, içeride mutlularsa mutlulardır. Eğer orada bir sorun varsa bak o ciddi problem oluyor. Ama kavga ediyorlar, gürültülerinden horultusunu yan da çenesi peki, de durmuyor. Çenesi şöyle yapalım durmuyor. Mı? Lütfü, sus. Sakin olun. Sus. Ya. Sus. Vıdı vıdı sabahtan beri sen konuşuyorsun. Farkında mısın? Efendim iyi misiniz? Vallahi ben... nasıl iyi olabilirim yani? Nasıl iyi olabilirim? Şimdi bütün gündeki arkadaşlarım beni izliyorlardır. Onları da buraya davet edin. Rezil ettiler. Bir günü de burada hiç rezil olmadı diye düşünmeyin. Yani. Şu siz lütfünün yüzünden yanındasınız, başındasınız. Şu lütfünün yüzünden yani. Yazıklar olsun sana Lütfi. Yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum sana. Ama Semra Hanım siz mesela ben böyle arada duydum. Otur Lütfü, kalk Lütfü, yap Lütfü. Ama hayat böyle ne kadar geçer. Hani Lütfü de biraz kendi ayaklarının üzerinde durabilse daha mı iyi olur acaba? Ya işe koyuyorum. İşe gitmiyor, kaçıyor. Yani Gülsüm'ün peşinde ne var yani Gülsüm'ün peşinde? Gülsüm'den başka... Seviyor yani, olabilir mi? Ya bunu neresi seviyor olabilir? Yani Allah Allah. Yani bakın gerçekten sizi... inanıyor musunuz Gülsüm'ü sevdiğine? Yani siz de bana... bayansınız hiç fark etmediniz mi davranışlarından? Hal ve hareketlerinden? Bir titriyor çocuk oğlum, Gülsüm gelecek diye bak. Sen buraya çıkarmıyor musun sence? Oğlum sen seviyorsun, o seni sevmiyor diyorum. Neden anlamak istemiyorsun? Nereden biliyorsun ama? Neden anlamak istemiyorsun? Bir kadın bir erkeği seviyorsa onu zor durumda bırakmaz. Geldiği zaman soracağım senin yanında. Babasının evinde mi yemek şeyleri yapıp getiriyordu? Evde yemek peki, yapmıyorsan bir oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Adam yerine koymuyor. Bak bir yatın kalkın. Benim yanımda olsun yemekleri bir de ben hafta yaparım. Hafta sonu geçsin. Ay inanamıyorum oğlum. Vallahi inanamıyorum Lütfü, ya. Lütfü bir benim şey söyleyeceğim. Benim yetiştiğim çocuk böyle olamaz annenin ya. Annenin söylediği doğru mu değil mi? Gülsüm pazartesi günü birebir eğer buraya gelmeyi kabul ederse karşına oturmayı. O zaman birebir kendisine sorarsın. Eğer gerçekten öyle mi değil mi? Gülsüm. Net olarak yüzüne söylersen belki sevgisinden vazgeçer ya da belki de sevmeye daha çok devam eder bilmiyorum. Ama pazartesi günü devam edeceğiz. Bakın hayat çözülmesi gereken bir sorun değil. Hayat yaşanması gereken bir gerçek. Herkesin gerçeğinin güzel olmasını diliyorum.